Fanatik Web TV'den herkese merhaba. Konuğumuz Fanatik Gazetesi yazarı Sayın Tunç Kayacı. Biliyorsunuz hafta sonu çok önemli bir maç oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Pazar akşamı saat 19'da. Bu maçla ilgili görüşleriniz, maçın sonucuna göre ligin gidişatı ne olur? İki takım açısından bu maçı değerlendirseniz seviniriz. Şimdi gerçekten tabii her zaman Galatasaray Fenerbahçe maçları Türkiye'nin ilgi odağıdır. Peki puan cetvelinde şu anda ilk 5 içindeler. Lider değiller. İlk 3 içinde bile değiller. Açıkçası yani hepsi ikisi de aynı puanla bu karşılaşmaya çıkacak. Malum Galatasaray'ın Avrupa kupalarına veda etmesi, Türkiye kupasında olmaması, tek hedefinin Süper Lig olduğu belli. Fenerbahçe'nin bir kupa ayağı var. Muhtemelen şu anda Sivas Spor'la oynayacağı bir ikinci yarı final ikinci maçı var. Avantajlı bir skoru var. Kupada finale çıkması veya kupayı alma ihtimali var. Ama ligin bu döneminde şimdi Ali Sami'nin de Galatasaray'ın önemli bir fikstür avantajı olduğunu düşünüyorum hala Galatasaray'ın, ama çok çalkantılı ve krizlerle yaşayan bir takım oldu. Evet. Yani teknik direktör değiştirmeyen bir takımdı. Sezon içi teknik direktör değiştirdi. Lincoln, Bülent Korkmaz geldikten sonra bir Lincoln krizi, ki krizi Bülent Hoca yaratmadı. Lincoln'un da kendisi de buna biraz çanak tuttu. Fakat bu krizi iyi idare edilemedi. Ve sorunlar yumağı içinde çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyorlar. Son karşılaşmalarında Gaziantepspor'u yendiler. İyi bir ilk yarı oynadılar. Biraz bu maç için ışık verdiler. Fenerbahçe cephesine baktığımızda Alex yok. Açıkçası Edu'nun sezonu kapatması, savunmada sadece Lugano ve yanında Önder, muhtemelen işte Roberto Carlos, Gökhan, Gönül, o geri dörtlü olacak. Ama sonuç olarak baktığımızda Fenerbahçe'de bu karşılaşmada Ali Samiyen'den yenilmeyi hiç aklından geçirmiyor. Evet. Yarıştan kopmak istemiyor. Ben özet olarak söylersek, İki takım da kaybederse lige, kaybeden taraf lige havlu atar. Avrupa Kupası mücadelesi, UEFA'ya katılma, o yönde bir takım mücadeleler yaparlar, ama kazanırlarsa lig yarışında olurlar. Bu çok avantaj. Ben başka bir programda da söyledim. Bu maçta şansları eşit görüyorum. Sadece Ali Samiyen faktörü, seyirci faktörü Galatasaray'ı karşılaşmada %51 önde görüyorum. Avantajı. Ama hiçbir zaman bu maçın, ki Fenerbahçe Galatasaray maçlarında hakikaten Fenerbahçe'nin büyük bir üstünlüğü var. Evet. Ama Ali Samiyen'de de son senelerde hem kupada hem ligde çok Galatasaray'ın bir üstünlüğü var. Bu faktör biraz avantaj gibi gözüküyor. Ama tabii stres yüklü bir karşılaşma. İki takımın üzerinde yük ağır olacak. Hem taraftar baskısı hem de ligdeki konumları itibariyle. Zor bir karşılaşma olacak. Ben çok futbol kalitesi beklemiyorum açıkçası. Heyecan ve mücadele yüksek olabilir ama çok kalitenin, çünkü ikisi de diyorum ya, temkinli oynayacaklardır. Önemli eksikleri var. Mehmet Topal'ın oynayacak olması Galatasaray'da son dakika bilgileri öyle söyleniyor. Evet. Bir artı tabii. Ama Fenerbahçe'nin kadro olarak daha Galatasaray'a göre daha hazır olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç olarak Galatasaray sadece birazcık seyirci avantajı dolayı %51. O sebebi de bu yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir başka konuğumuzla tekrar Fanatik Web TV'de karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz.